Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Çukur mevkiinde bir dönüm arsa içerisinde 4+1 full eşyalı deniz manzaralı muhteşem bir villa tanıtmaya geldim size. Bir dönüm içerisinde istenirse bir tane daha ev yapılabilir. O kadar bahçesi geniş. Ya bir tarafı ev yapılmış, diğer taraf bahçe olarak kullanılıyor. Bu bahçenin devamı aşağı kademede var. Çok güzel bir ev izleyeceksiniz. Full eşyalı. 680 bin euro arkadaşlar burası. Bir dönüm arsası var. Buradaki arsalar zaten artık fiyatları biliyorsunuz 6-7 milyon civarında 300 metrekare arsalar. 500 metrekare arsa burada bulunmuyor. Bulunsa dahi dünya kadar para. Bakın kamelyadan manzaramız bu. Önümüzdeki yeşillik hiçbir zaman kaybolmayacak. Etrafımız komple dolu. Çok güzel bir muhitte gerçekten güzel bir villa sahibi olacaksınız. Arkaya da inşaat başlamış. Şu an kırım aşamasında. Şöyle bir gösterelim evi. Ev güzel. İki tane girişimiz var. Hem bahçe girişimiz hem de diğer villaya girişimiz var. İster bahçeyi kullanabilirsiniz, ister diğer tarafı. Burayı da bodrum beziyle kapatmışlar. Muhteşem bir kamelya yapmışlar. Şöyle bir göstersene manzarayı. Muhteşem bir manzaramız var arkadaşlar. Bakar mısınız? Yeşille mavinin birleştiği yerdeyiz. Etrafımızda da çokça ev var. Ana kaya üstündeyiz. Zemin çok sağlam. Bahçeyi de bir gösterelim. Ama öncesinde şurayı bir gösterelim mi? Gel bak şurayı bir gösterelim. Şu betonun bittiği yere kadar bizim bahçe alanımız devam ediyor. Drone görüntülerini de çekeceğim. Net gözüküyor zaten. Bu duvarın olduğu kısma kadar bizim bahçe alanı devam ediyor. İstenirse dolgu yapılarak buraya da bir ev yapılabilir. Şu an bulunduğum kısmada ev yaptırabilirsiniz. Ya da buraya direkt ev yaptırıp aşağıya kademeli bahçede kullanabilirsiniz. Havuzumuz var, duş alanımız, arıtmamız, her şeyimiz burada mevcut. Güzel de bir bahçe alanı var. Arkada da bir dönümlük bir arsa var. Bir dönüm müydü? 600 metreydi değil mi orası? Bir dönüm. Arkada da bir dönümlük bir arsa da başlıyor. Bize geldi ilk teklifi yapar mısınız diye ama burada inşaat çok maliyetli arkadaşlar, onu söyleyelim. Neden maliyetli arsa burada? İnşaat çünkü kırım işlemi çok fazla. Biraz da zorlu bir süreç. Yapılmış ev almak burada çok daha mantıklı hale geliyor. Devam edelim, şöyle bir gösterelim. Bakın havuzumuz çok güzel. Ortalama 35-40 metrekare kullanım alanına sahip bir havuzumuz var burada. Ve bahçe alanımız da oldukça geniş. Dediğim gibi duş alanımız ve depo alanımız burada mevcut. Şu köşeden bir gösterir misin bahçeyi? O kadar güzel gözüküyor ki. Siz aşağı kata inmeden direkt salon kısmından, teras kısmından da bahçeye inebiliyorsunuz. Ve şu bahçe böyle yemyeşil kalıyor arkadaşlar. Kamelyanın yeri de harika olmuş. Aslında camla kapattırıp bir kış bahçesi gibi olmaz mı orası, değil mi? Ne güzel olur. Yukarıda zaten otomatik tente yaptırmışlar. Şimdi alt katlı 3 tane odamız var. Hepsini gezeceğiz. Yukarıda da salon, mutfak artı bir tane odamız var. Kademeli bahçe olduğu için giriş kısmını yukarıdan göstereceğiz. Kafalar karışmasın diye söylüyorum. Şöyle bir çıkalım. Dediğim gibi istenirse buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir oturma alanı daha yapılmış. İstenirse odalar büyütülebilir ama bence gerek yok. Odalar gayet iyi. En azından bahçe alanı böyle kalabilir. Bir girişimiz burada, bir girişimiz de hemen şurada. Orayı da birazdan göstereceğiz. Odalardan başlayalım. 680 bin euro bir dönüm içerisinde. İstenirse bir ev daha yapabilirsiniz. Yan taraftaki arsaya ya da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk odamız burası. Çift kişilik bir yatak, iki tane komodin yerleştirilmiş. Şunlar bahçe mobilyaları, dışarıya çıkacak. Buraya güzel bir dolap gelebilir. Artı klimalar takılı. Şu koridoru bir gösterelim mi şöyle? Bakın bu katta 3 tane oda gezeceğiz. Şu an gezdiğimiz odayla birlikte. Bir tane de genel kullanım banyo lavabo var. Ben gözlüğü çıkarayım yoksa böyle Nusret gibi gezeyim mi? Burada da bir odamız var. Tabii oda sayısı fazla olduğu için böyle yerleştirmişler. Yan tarafın giyinme alanı gibi burayı tasarlamışlar ama çift kişilik yatak ve dolap rahatlıkla yine buraya sığacaktır. Gayet güzel. Tertemiz. Dokunmatik yapmışlar yani. Burada da tadilat görmüş bu ev. Komple ledler değişmiş. Zaten buranın ilk sahibi İngiliz'di arkadaşlar. İngiliz'den bir gurbetçi abimiz aldı. O da komple tadilat yapmış. Gerçekten de güzel. Arsası çok değerli. Onu bir söyleyelim. Arsası inanın çok değerli. Hemen burada bir odamız daha var. Buraya da bakalım. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Yatak yerleştirmişler. Dolap koymamışlar ama konulabilir istenirse. Sığacaktır. Artı şurası da içeriye dahil edilebilir yani. Şöyle bir kapatırıp giyinme odası olabilir orası. Yine klimamız burada mevcut. Burada da böyle bir duşumuz var. İşte bakın bu oval duşlar. Görüyor musun? Bak bu alttaki buna değiyor. Yarım cam. Muhteşem olur burada. Zaten ıslanacak bir şey yok. Şöyle bir yarım cam yapacağız buraya. Tertemiz olacak. Gayet güzel. Geniş ama o oval olduğu için engelliyor onu. Hemen yan tarafta genel kullanım banyo lavaboya bir göz gezdirelim. Gayet güzel bir ev geziyoruz dedik. Banyo lavabomuz da güzel.
duşakabinin içerisinde niş yapılmış 90 santimlik bir boşluğa sahipsiniz. NSK marka musluklar, Visam'ın gömme rezervuarları kullanılmış. Güzel olmuş. Bu yukarıya doğru oynuyor mu? Evet. Bunların da oynaması önemli. Boyu uzun olan var, kısa olan var. Şu tavanı gösterir misin? Bak çok güzel bir aydınlatma sistemi yapmışlar. Böyle detaylara çok dikkat ederek gösterelim. Senden çok şikayet geliyor nedense. Bilmiyorum ama göstermiyorlar diyor. Senin söylediğin yeri göstermiyorlar diyor ama gösterecek yeri de gösteriyorsun. Ben de anlamıyorum. Videoyu izliyorum, bakıyorum. Merdivenleri bir göster mesela. LED aydınlatmaları var. Nasıl göstereceksin? Hemen bir yorumlayalım çekimi de. Böyle merdivenlerimiz var. Gayet güzel. Şimdi giriş kısmına bir bakalım önce. Kafalar karışmasın değil mi? Sonra buraya çıkalım. Arkada da öyle bir ses var ki şu an. İnşallah mikrofondan düzgün bir şekilde size geliyoruz. Seni şöyle sona kadar bir alayım mı? Bir gösterelim şöyle. Bakın burası yaya girişimiz ve araç girişimiz. Hem bahçeden hem de buradan girebilirsiniz. Araç park alanımız burası. Üstünü kapattırabilirsiniz. Şöyle görüntüsü de güzel. Aşağının da çatısı kiremit. Burada otomatik tente yapmışlar. O da çok güzel duruyor. Ve devam ediyorsunuz. Şurada bir depo alanımız var. Yine dediğim gibi arıtma sistemimiz var burada arkadaşlar. Su sistemi de mevcut. Arkayı da gösterelim. Sesten rahatsız olmayın diye ben geçmeyeceğim. Mehmet senden rica ediyorum. Şöyle bir şuradan gösterir misin? Orada su deposu da var. Arka bahçemiz, kademeli bahçemiz var orada. Bu şekilde bir bahçe alanı da burada mevcut. Arka tarafta yoğun bir şekilde kırım işlemi yapılıyor. Ses rahatsız etmesin diye hızlıca girdik içeriye. Şimdi burada da bir böyle CNC kesim üst tarafı kaplanmış güzel bir giriş kapımız var. Akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Şöyle yapayım. Kapıyı da kapatalım sonrasında. Gayet güzel, şık bir ev izleyeceksiniz. Merdivenlere yine LED aydınlatma yapılmış. 3-4 basamakla salona çıkıyorsunuz. Ama buraya geldiğimizde tekrar bir dönüp şöyle bir gösterelim orayı. Anlatacağım çünkü. Büyük bir klima giriş kapısının üst tarafında. Gördüğünüz gibi takılı. Burada bir tane ayakkabılığımız var. Vestiyer alanı olarak burayı değerlendirebilirsiniz. Ve 3 basamakla salon kısmına çıkıyorsunuz. Ada mutfaklı güzel bir salon var. Ama onun öncesinde şurayı bir gösterelim hemen. Böyle bir lavabomuz var. Aslında şu dolabı biraz geriye çekmişler ki arkayı temizlemek için kimse oturmuyor. Yoksa dolap rahatlıkla buraya sığabiliyor. Gayet güzel bir lavabomuz var. Ama el yıkama yerimiz nerede burada? Onu bak. Nereye koymuşlar? Hala bulamadım. El yıkama yeri lazım burada. Bir tane lavabo lazım. Şöyle bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Ada mutfaklı. Gördüğünüz gibi elektrikli sistem bir ocak ve EV'yi de buraya yerleştirmişler. Davlum bazonun yukarısına L1 koltuğumuz, karşıda televizyonumuz var ve şöminemiz var. Şömineye bayılıyorum ben. Böyle manzarada şömineye bayılıyorum. O kadar güzel ki. Gel burayı bir gösterelim. Kimson tezgahımız var. Ben Mustafa Sarıgül gibi yine sağa sola vurmaya başladım. Güzel bir şöyle bir gördüğünüz gibi kilerli dolap yapmışlar. Bunlara bayılıyorum. Yeni sistemde bunlar metal. Yaptırın eğer siz kendinize yeni ev yaptırıyorsanız. Otomatik panjurlu ve dolapların içerisinde de gördüğünüz gibi hiçbir deformasyon yok. Rahat rahat kullanılabilir. Asansörlü sistem çarpmıyor. Ve burada hemen şöyle gösterelim. Bulaşık makinesi mevcut. Hepsinin buraya toplanması güzel olmuş. Hem şöyle bir yardımcı tezgah olur burası. Kahvaltı yapılabilir. Şu tezgah tamamen size kalmış. Güzel olmuş. Mikrodalga ve fırın. Burada bir odamız var. Bakacağız ama şu salonu tekrar bir gösterelim. Gayet güzel bir salon arkadaşlar. Televizyon ve şömine yan yana yerleştirilmiş. Şömineyi yakıp ikisini de aynı anda izleyebiliyorsunuz. Tabii bunlar keyif verici şeyler. Bunlar hayattan keyif alan insanların yapacağı şeyler. Biz şurada 2 dakika otursak 3. dakika nerenin çekimini yapacağız diye düşünmeye başlıyoruz. İşte belki o yaşla alakalı bir durumdur. Biraz daha böyle yaş büyüdükçe insan artık bazı şeylerden vazgeçebiliyordur ama şu an vazgeçemiyoruz nedense. Hele ben gece gündüz nereyi çekeceğiz, hangi müşteriyle ilgileneceğiz, kime nereyi satacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bazen böyle artık işkoliklik kıvamına geliyor. Tabii ev halkı da bundan şikayetçi, ofis halkı da bundan şikayetçi. Bu yüzden sen de mi şikayetçisin? Sen niye şikayetçi olacaksın? Çalışıyoruz ne güzel. Bu yüzden biz de mesela sabah 9'da ofiste kahvaltı yapılır. 9'dan sonra bir çıkarız. Akşam 6'ya kadar ofise gitmeyiz. Bu yüzden diyorum her zaman randevulu gelirseniz çok daha iyi olur.
Çift kişilik bir yatak. Burada bir komodin var. Dolap aslında konulmamış da dolapta koymamışlar çoğu yere. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Sığar yani dolap buraya. Rahatlıkla sığacaktır. Şöyle banyo lavabomuz var. Burada kapı tam açılıyor. Şükür. Bir yere çarpmadı. Havlu dolabımız. Şu kapının arkasına bakayım. Burada klozetimiz var. Ve burada da gördüğünüz gibi duş alanımız var. Bak eğim güzel verilmiş. Bunu ben hissedebiliyorum şu an. Yani su direkt gidere gidecek. Gayet mantıklı. Şimdi güzel bir terasımız var. Ama teras oradan çıkmayalım. Buradan değil mi? Buradan gidelim. Oradan çıkmayalım. Tavan yüksekliği de güzel. Bak sen güzel gösteremiyor musun? Şömineyi bir net gösterelim. Gel yaklaş. Kızıyorlar sana. Benim suçum yok. Ben anlatıyorum. Güzel bir şömine. Daha önce de kullanılmış. Demir döküm bunlar ağırdır arkadaşlar. Ve kış aylarının vazgeçilmezidir. Yazın da yakılabilir tabii. Keyif. Geldik teras kısmına. Bakın bu terasın tamamen üstü açılır kapanır tenteyle kapatılmış. İstenirse yanlar tamamen camla kapatılabilir. Kocaman bir terasımız var. Burada armut salıncaklarımız var. Yine çift kişilik bir salıncağımız var. Manzaraya bakar mısın? Şu manzaranın güzelliğine bak. Yani şurada oturup şu manzaranın tadını çıkartmak lazım ki keşke böyle bir fırsatımız olsa. Çünkü buradan gideceğiz, başka yerler çekeceğiz ama şu manzaraya bir bakar mısın? Muhteşem bir deniz manzarası. Gözün gördüğünü gösterebilsek arkadaşlar. Gözün gördüğünü gösterebilsek. Ver bana kamerayı. Bak şimdi oturduğum kısımdan böyle gözüküyor. Tabii bizim mercek biraz daha geniş olduğu için net bir görüntü alamayabiliriz ama gayet güzel. Şık bir ev. Şöyle bir göstereyim. Mehmet bir selam ver. Mehmet'i de ilk defa gördünüz. Ev böyle arkadaşlar. Karşı tarafta gördüğünüz gibi villalar var. Bahçe kısmını da göstereyim. Böyle de bir bahçemiz var. Gerçekten zormuş ama bu kamerayla çekim yapmak. Kamerayı değiştirdik, sana kızıyorlar ama. Havuzumuz, havuzun yan tarafında bahçe alanı ve bahçenin altında da kademeli bir bahçemiz var dedik. Ev gerçekten güzel. Şöyle dağı da göstereyim. Dağın eteğindeyiz. Ben bir Çorumlu olarak dağ manzarasını deniz manzarasına tercih ederim. Çünkü biz orman görmüş insanlarız, dağda büyümüş insanlarız diyeceğim de bu da çok abes olacak yani. Dağda ne işimiz var? Güzel bir ev arkadaşlar. İşin sonunda gerçekten güzel bir ev gezdik. 1000 metrekare arsa içerisinde kademeli bahçe isterseniz o yükseltilebilir ya da yan tarafa bir ev yapılabilir. Tiny house tarzında ahşap bir ev de yapılabilir. İstediğinizi yapabilirsiniz. 680 bin euro. Karşıda 570 bin euroya var. Onun yanında 650 bin euroya geçenlerde çekimini yaptık. Onun yanında yine 550 bin euroya var. Yani bu bölgede her türlü evler var. Kanalımızda 5 milyona da villa bulabiliyorsunuz. 55 milyona da villa bulabiliyorsunuz. 1,5 milyon dolara da bulabiliyorsunuz. Hatta 2 milyon 700 bin euroya da villa var yani. Her seçenekler bütçede istediğiniz tarzda yerler bulabiliyorsunuz. Burası da isteyen için bence güzel bir yer. Bir dönümlük arazi, geniş bir arazi fırsatı sunuyor. Ev de güzel. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Farklı bir sorunuz varsa istediğiniz zaman yazabilirsiniz.